Fransızca ağırlıklı ama 3 değil isterse 13 değil bilsin. Sahaya bunu yansıması olmadığı sürece çok e, bir şey olacağını zannetmiyorum. Şu anda tartışılıyor. Bir defa Beşiktaş'ta yabancı hoca konusunda niye bu kadar ısrar ediliyor? Ben onu hak hakikaten almam diye. Yani. Sergen Hoca görevdeyken Sayın Ceyhun Kazancı Pireno ile Pinero ile gidip görüşmüştü. Sergen Hoca'nın istifasından sonra yani görev ayrılığından sonra uzun süre gündemde kaldı. Sonra Pinero'dan uzunca haber denk geldi. Yani üzücü haber kabul etmiyor. Şimdi bakıyorum Ceyhun Kazancı yine aynı. O zaman da Pinero'yu hiç kimse bilmiyordu. Yine altyapı kökenli bir teknik adam. Şimdi yine altyapı kökenli bir adam. Proje uzun vadede bu belki sezon başında olabilirdi. Ama şimdi 8 haftalık dilim. Trabzonspor maçında ben geldiği anda farkını göstereceğini düşünüyorum. Yani gelip de bu dörtlüyle devam ettiğim, ben bu takımın düzenini bozmayın diye. Eğer bir farkını göstermek istiyorsa ben Trabzonspor maçında Trabzonspor gibi etkili ucum oyuncudan olan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıkar mı? Çıkabilir. Yani ben gelir gelmez benim sistemim bu diyebilir dörtlü savunma ya da böyle de gitsin diyebilir. Ama sanki o üzerinden vazgeçmeyecek. Üçlü savunma başlarsa nasıl bir savunmaya başlayacak bilmiyorum. Ama şu anda bu tercih herhalde Beşiktaşların çoğunu memnun etmemiştir. Çünkü e, isim olarak baktığı zaman Sergen Hoca orada bir Önder Kaleveli değişimi vardı gelişimi. Önder Kaleveli'den sonra e, Önder Hoca'nın da son haftalardaki artık geciken bir şey süreci oldu. Yoksa daha önce bu ayrılın olması lazım. Belki Beşiktaş şu anda ikincilikte olabilir. Sergen Hoca'nın gidişi de biraz daha uzadı. E, şimdi de burada bir anda e, İsmail Hoca senin dediğin gibi İsmail Hoca diyelim gündeme gelildi ve imzayı attı. Hayırlı olsun. Beşiktaşlılar şu anda destek verecektir. Belki bir eee Bilici Hoca gibi böyle bir hareketli, türbünle o enerjiyi yakalarsa o havayla beraber takıma bir motivasyon, bir coşku yaratabilir. Ha, görmeden bir şey diyemiyorum ama şu anda umutsuz olan çok Beşiktaşlı var. Bunu çok net Evet Beşiktaş taraftarı çok bu tercihten pek mutlu değil, değil gibi. E, benim de etrafımda olan Beşiktaş taraftarları e, bu tercihi sorguluyorlar ve işte hep üzerinde durduğumuz ikinci tercih olarak işte İbrahim Zülmez'le sezon sonunun tamamlan sezonun tamamlanması, ardından e, Şenol Güneş e, projesi Beşiktaş taraftarının biraz içinde uhde kaldı gibi. Doğru çünkü masaya getirdiğiniz iki isim kıyaslanacak isim değil ki. Evet. Yani biz şimdi kalkıp Pinerio ile Şenol Hoca'yı mı kıyaslayacağız? Ya da İsmail Hoca ile Şenol Hoca'yı mı kıyaslayacağız? Yolları uzun bunların. Belki geldiğinde bir Şenol Güneş kariyeri buralardan da çıkacak. Ama şimdi masadaki alternatifleri çoğaltsanız Beşiktaş taraftarı biraz daha müsterih olabilirdi. işte. atıyorum fark edendi. Şenol Hoca, Rıza Çalınbay, İlhan Palut. Yani genç istiyorsanız ki Güvenç Hoca'nın tabiriyle ee, taş mı taşıtacaksınız evet. yani bu iş zihin işi teknik direktör dediğin şey Kasparov gibidir yani oturduğu yerden bir e, yönetmek kendi gençliğinin çok e, ne kadar önemli teknik direktörler Ben de ona çok katılmıyorum ee, Onun dışında bu tercihleri belirlerken Beşiktaş mesela şöyle bir geleneği olur Beşiktaş'ın bir oyun metodu sistemi vardır ona göre bir hoca bakar Beşiktaş böyle bir şey var mı Beşiktaş'ta yok şimdi üçlü oynamak dediğin şey ben hep bunu söylüyorum Langırt oynamıyoruz. Şimdi Langırt'ta şöyle bir şey vardır ya 1 iki, 3 adam vardır. Ortada da 5 adam vardır. İleride iki adam vardır. Ve onlar hiç değişmez yeri. Sabittir. Şimdi biz canlı kanlı insanlarla futbol oynuyoruz. Yani dörtlü, 5'li, üçlü bunlar akan oyun içerisinde. Rakibe göre, oyuna göre değişebilecek şeylerdir. Yani ben çok anlamıyorum bunu ya. Üçlü, üçlü, üçlü. Şimdi Vitor Pereira'da da aynı, aynı şey vardı. Hani Beşiktaş'ın böyle bir geleneği olsa ona göre teknik adam bulsa anlarım. Ha bu bir yerden başlamamalı mı? Sonsuza kadar böyle mi gitmeli? Elbet bir başlayacak. Doğru. Ama göle yoğurt çalmak, göle maya çalmak gibi bir şey bu. Ya tutarsa. Şimdi şöyle bir şey. Önder Hoca'yı çok eleştirdik. Ee, niye teknik adam aldınız demiyorum. Şu soruyu soruyorum ben burada. Önder Hoca'ya deseydiniz ki yeni hoca gelene kadar buradasınız hocam. Sözleşme verdiniz 6 aylık. Bunu ben mi gördüm sadece? Söz... kapa da evet. sözleşme verdiniz. Şeyi de yükseltme yaparak sözleşme verdiniz. Şimdi yaparak. üçüncü bir teknik adam geliyor. Ya sezon bitirilir ya Sergen Hoca ayrıldıktan sonra e, yapılsaydı. Çünkü orada önderece süper kupa ve bir iki maç kazanınca hadi hocam kervan yolda düzülür Hı -hı. diye sezon sonunu görelim beraberdendi. Yani bu kadar güne endeksli sahaya bir iki maçlık saha sonuçlarına endeksi bir metot yürümek çok sağlıklı bir yol değil. Risk olduğu kadar fırsattır da. İsmail Hoca gibi isimlerin transfer edilmesi. Ben dediğim gibi keşke bu metotlarını bu öne çıktığı söylenilen özelliklerini bir yerde başarmış olsaydı da Beşiktaş deseydi ki tercih edenler burada bakın bu adam bunu başardı. Burada şimdi Beşiktaş'ta uygulayacak deselerdi. O yüzden Beşiktaş çok deneme yanılma metodunun uygulanacağı kulüp gibi gelmiyor bana. Dediğim gibi ben yapmazdım bu tercih ama şu iyi anlaşılsın. Derdimiz Bağcı'yı dövmek değil derdimiz üzüm yemek. Beşiktaş futbol sever olarak Beşiktaş iyi olsun diye işte kulüpler iyi olsun diye. İyi bir şey çıksın ortaya. O yüzden testi kırıldıktan sonra çok olur. Bak bugün e, İsmail Hoca üzerine öyle güzellemeler görüyorum ki. Mesela adam dersin ki ya 17 yaşından beri takip ediyor. Hayır ismini ilk Beşiktaş'ta gündeme geldiğinde herkes %99'u duydu ya böyle ben bir. Ben öyle de şimdi, duydum. tabii, şimdi Sonra yani. baktık biz döndüm demeçlerine, röportajlarına oynattığı oyuna bakmaya başladım Şu şey üzerinden, YouTube bu üzerinden. Şimdi niye anlatıyorum bunu? Hafıza dediğin şey çok kısa sürede. Ee, şöyleymiş mesela politikada 17 günmüş hafıza bir meseleyle ilgili artı ya da eksi yazması. Bu futbolda 7 gün. Maç çünkü Galatasaray'ın Barcelona maçı oynadığı haftaya dönelim. Beşiktaş'ı yenmiş Barcelona çıkıp camianın havasına dönelim. 7 gün sonra hatta 5 gün sonra Antep mağlubiyetinden sonraki havaya bir dönelim ondan sonra. Çok kısa vadeli bakış açımız var bizim. O yüzden diyorum yani öyle güzellemeler görüyorum ki adamın böyle uuu. Testi kırıldıktan sonra bunları söylemek çok kolay. Biz şerhimizi koyduk. Ee, bu itirazlarımızı da tabii ki yapacağız, söyleyeceğiz. Ama derdimiz asla Bağcı'yı dövmek değil. İnşallah Beşiktaş'a da istediği gibi olur. Hocayla birlikte Beşiktaş'ın da mevcut kadrosu daha yukarıya doğru gider. Hocanın da kariyeri büyür diyelim. Senin gibi düşen o kadar çok Beşiktaşlı var ki. Bizim güvençocuklar bizim ortak dostumuz var. Vedat Özdemir var. Acaba Vedat abi selam olsun buradan bizim Balbalı köyünden. Müthiş bir Beşiktaşlı. Kongresi, hocası var. Ama dün hocam belli olduğu yakın. Ya niye Rıza hoca değil? Niye Şenol hoca değil? Niye İbrahim hoca değil? Bunu herkes tartışıyor Beşiktaşlar olarak. Ya bu saydığım kişi. Beşiktaş şampiyon olduğu zaman 300 metre bayrak asıp otobana kadar yolu bayrağını uzatan bir kişi. Şimdi dediğim gibi biz bu hocaya destek olacağız. Ama yabancı hocanın tutmayacağını bir de İsmail Varren gibi bir Valerien İsmail Hoca gibi bir e, kariyeri başarılı olmayan bir teknik adama şu anda tereddüt var. Önder Hoca yardımcısı mı olacak? Tamamen ayrılacak mı? Galiba yardımcı olacak. süreçte yardımcısı, şey. yardımcısı evet. teklifi yapılmış ama e, süreçte göreceğiz onu. Yani e, bilemiyorum. Onu süreçte göreceğiz. Öte yandan mesela onu mesela özür dilerim ama hemen e, açıklama yapması lazımdı. Süreçte gözlediği bir şey değil. Şu anda bir yerli teknik adam olacaksa yanında takımı bilen. Önder Hoca hep diyor mi? ya ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın ismini bile söylerken sesi tutuyor diyordum burada. Ama Önder Hoca'nın son 7-8 haftalık sürecini sürekli eleştirdim. Başlangıçta o çok büyük coşkuyla burada alkışladığım Önder Hoca'yı 7-8 hafta belki 6-7 hafta sürekli açıklamalarıyla oynattığı futbolla sürekli bahanelerle en son Galatasaray derbisinde ben doğru yaptım en yani diye deyip 37. dakikada iki tane oyuncu değişti. Doğru yapan insan 37. dakikada iki tane değişiklik yapmaz. Sonraki açıklamalarında yine "Ben hakikaten iyi bir hoca olma yolunda, iyi bir teknik adam olma yolunda ilerleyeceğini düşünüyordum ama Beşiktaş'taki son 7-8 haftası. Şu ana kadar da açıklama yapması lazımdı. Beşiktaş kendisine bir teklif yaptıysa Beşiktaş için her yerde varım" diyor Önder Hoca. Evet. Ben şu andayız. Madem İsmail Hoca'la beraber devam edeceğim demesi lazımdı. Düşünecek bir şey yok. Ama bunu sormadan kendisi bir yere bağlanıp söyler. Birileri Tabii. soracak ya Şimdi da sosyal medyadan açıklamalar... yazmaz.